hem devlet hem hükümet bunu en iyi şekilde bugün değerlendiriyor. İleride de değerlendirir ve çok çok daha iyi noktalara gelir Libya ile olan dostluklarımız. Efendim siz ikili ilişkilerde bir iş insanı olarak bir girişimde bulundunuz. Acaba hükümet tarafından mı görevlendirdiniz yoksa siz kendiniz böyle bir girişimde bulundunuz? Aslında önce hükümet ülkeniz için. Aslında önce hükümet Libya'ya çok girme taraftarı değildi. Çünkü Libya savaş bataklığına dönmüştü. Bir sürü çok uluslu hakim güçler vardı. Muktedir güçler vardı. Hükümet de artık Libya'yı çizmişti ve Libya'da bir varlık göstermek istemiyordu. Birkaç kez hükümetle yaptığımız istişarede de hükümet bu konudaki fikirleri olumsuzdu. Ama benim şahsım olarak bu konuda ciddi bir iradem vardı ve önce ben başlattım. Sonrasında da ilişkiler iyileşmeye başlayınca hükümet sahip çıktı. Daha sonra tabii hükümetin de desteklerini aldık. Efendim Libya ile birlikte başka bir ülkeyle acaba girişimde bulundunuz mu? Türkiye'ye kopuk olan tabii bunun yanında özellikle sağ olsun Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde eş zamanlı olarak Libya ile birlikte Rusya ile de ilişkilerimiz bozuldu. Özellikle Rus uçağının vurulmasından dolayı hepimiz o dönemi yaşadık. Ciddi anlamda ekonomik krize neden oldu. Özellikle Rusya ile iş yapan şirketler, turizm batma noktasına geldi. O konuda da özellikle Rusya Sayın Putin'in ailesiyle çok yakın dostluklarımız vardı. O dostluklar üzerine hem Putin'le birebir hem de ailesiyle ve yakın çevresiyle çok iyi ilişkiler kurarak. Yanılmıyorsun efendim siz kayınpederinin arkadaşı da oluyorsunuz. Evet kayınpederi benim yakın arkadaşımdır Sayın Marat Kabayev. Yenge Hanım'ı da tanırız Sayın Vladimir Putin'in eşi. Böyle tabii yakın akrabalık ilişkileri olunca ilişkileri düzeltmek daha kolay oldu. Bizim hükümetimizle ilgili de bir takım orada görüşmeler yaptık. İlişkilerin düzelmesi açısından çok çaba gösterdik. Yaklaşık 5-6 ay uğraştık ama çok şükür iyi noktaya getirdiler o zaman. Efendim bu ülkelerle yaptığınız görüşmelerde asıl amacınız nedir siz bir Türk iş insanı olarak? Şimdi dışarıda bakıldığında sanki biz bütün bunları esasında para kazanmak için yapıyormuşuz gibi gelse de bizim bunların temelinde gerçek anlamda devletimize ve milletimize özellikle ülkemize faydalı olmak. Tabii ki daha sonra ticarette dönüşebilecek konularda hem biz hem çevremize bir ticari alan sağlıyoruz. Bu ticaretin doğasında var. Ama en önemli temel olarak ilkemiz var olan dostluklarımızı hükümetimizin, ülkemizin ve devletimizin menfaatine kullanmak, geliştirmek, bozulan bir